TYT matematik dersimiz başlamıştır. En son dersimizde bölünebilme kurallarına giriş yapmıştık. Kuralların mantığını nereden geldiğini anlatmıştık. Şimdi bölünebilme kurallarıyla alakalı örnekler çözeceğiz. Bakalım nelermiş bir görelim. Hatta birkaç tane çözmüşüz. 4 tane çözmüşüz. Evet, 5.'ye gelmişiz. Şimdi 5. örneğe bakacağız. Falan filan bir sayı varmış, 6 basamaklı. 11'e tam bölünebildiğine göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi 11'in kuralını hatırlayalım. 11'in kuralında sağdan başlayarak bir artı bir eksi de yapıyorduk ya, hatta onu nereden geldiğini de görmüştük. O rakamları şöyle artı, yani şu artı artı artı. O zaman 3 var, 4 var, 7 var. Bir de eksileri toplayalım. B, A, 5. Bunların önünde eksi olduğu için de bunlar çıkarılacak. Ve 11'in katımı diye bakıyoruz. Kaç bakalım görelim. Ha, tam bölünüyormuş, pardon, 11'in katıymış. Bu verilmiş. O halde burası 11'in katı. K herhangi bir tam sayı olabilir. 0 da olabilir, eksi 1 de, onlar fark etmez. Artık A artı B zaten buradan çıktığına göre bu soruyu çözmüşüz demektir. Kaç yapar bakalım. 3, 4, 7, 14. 14'ten 5 çıktı. 9. 11K eksi 9. A artı B istiyor. O zaman eksiye çarpalım. Gerçi eksiye çarpmak çok önemli değil. Zaten fark etmiyor da. A artı B diyelim. 9 eksi 11K. K yerine 1 versek negatif gelir. Rakamların toplamı negatif olmayacağı için K yerine 0 verirsek burada pardon, evet, 0 versek 9 geliyor. O zaman A artı B 9 oluyor. K 0 için geçerli bu. Zaten K'ya daha fazla değer verebilir miyiz? Peki eksi versek, eksi 1 versek olmuyor. Eksi 1, Olmuyor hocam. eksi 1 verince de 20 geliyor. İki rakamın toplamı 20 olmayacağı için o ihtimal devre dışı kalıyor. Zaten 11 fazlasını alsak gelir de buradan 20. Devam. Ha, bitirmişiz onu. Şimdi aralarında asal sayıların çarpımı ile bölünebilme. Yani 6, 15, 24, 36 gibi bu kurallarda onu bulacağız. Bölünebilme kuralı, your connection is unstable. Bağlantıda sıkıntı var galiba. İnşallah sesim geliyordur. Ben sesim geliyor hocam. Tamam, kesik gelince siz bana söyleyin. Bazen çünkü sıkıntı oluyor. Bugün bayağı yaşadım. Bölünebilme kuralı verilmeyen sayılar ile inceleme yaparken aralarında asal çarpanlarının kuralları ile işlem yapılır. Yani bizim bütün sayıların kuralını bilmemize gerek yok. Bunların çarpanları eğer bizim bildiğimiz kurallarsa oradan da çözebiliyoruz. Mesela 6'nın kuralına ihtiyacımız yok. 6 asal çarpanları 2 ve 3 olduğu için, yani asal değil de aralarında asal değil. 2 ve 3 olduğu için 2 ve 3'e bölünüyorsa yeterli. 15'te baktığımızda 3 ile 5 ile alakalı. O halde 3'e ve 5'e bölünen bir sayı 15'in katıdır. Çünkü aynı anda hem 3'e hem de 5'e bölünmek o sayının 15'in katı olduğunu gösterir. 24'e baktığımızda 3 ve 8. Mesela 24'ün çarpanlarında 6 ve 4 de var, ama 6 ve 4 aralarında asal olmadığı için 6'ya ve 4'e bölünen her sayı 24'e bölünür diyemezsiniz. Çünkü 6 ve 4'ün en küçük ortak katı 12 olduğu için 12'nin katları da 6 ile 4'e bölünür zaten. O 24'ün katı olduğu anlamına gelmiyor. Tam bölünmesi gerekir dedik. Şimdi bunlar üzerinden örnekler çözelim. Bakalım neymiş. 5 basamaklı ve V mi? V ne alaka burada? 5 basamaklı diyebiliriz. Galiba fazladan yazılmış. Evet, anlamsız olmuş. Dikkat etmek lazım. Türkçe dili çok önemli matematik sorularında. En ufak bir hata insanı yanlış anlatır. O yüzden biraz özensiz buldum bu kitabı. 5 basamaklı
nakla işte falan filan sayısı 15 ile tam bölünebilmektedir. Bu şu anlama gelir. Hem 3'e bölünür hem de 5'e bölünür aynı anda. O halde tabii 5'in kuralı biraz daha kolay olduğu için önce 5'ten başlarız. 5 çünkü sadece birler basamağına alakadar eder. Birler basamağını sabitleyince o zaman 3'e bakarız. B rakamının alabileceği kaç farklı değer vardır? O zaman burada 2 tane A var değil mi? Evet. Tamam. A ya 0'dır ya da 5'tir çünkü 15 5'e bölündüğü için. Oradan A 0 için bakalım. A 0 ise diyelim. Artık 3'ün kuralını inceleyeceğiz. 3'e de bölünmesi lazım. 4 0 zaten bu. 4 artı B artı üçün katı olmalı. 7 buradan 7 kaç eklersek üçün katı yapar? B buradan 2 5 ve 8 yapar. 2, 5, 8. Rakamları farklı demiş mi? Yok dememiş. O zaman bu B 3 tane buradan geldi. Peki A 5 olsaydı ise diyelim. Biraz aşağı yazayım. A 5 olursa ne olacak? 5, 5 daha 10, 14, 17. 12. 17 artı B mi? Yanlış yapmadık değil mi? 17 artı B. Zaten iki tane A eklersek o da ondan dolayı evet 17 doğru. Az önce 7 idi. 17'ye kaç eklersek 3'ün katı olur? 1 olabilir. 4, 7. 18, 21 diye gidiyor. Bu durumda B'nin alacağı değer 3 buradan 3 buradan 6 tane değer varmış. Bu şartlarda 15'e bölünüyormuş. Evet, geçelim. Örnek 7. Bir 5 basamaklı falan filan sayısı 36 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır? Toplam demiş, dikkat etmek lazım. Peki 36'ya bölünüyorsa kimlerle bölünmesi lazım? 9 ve 4'e bakarız. 9, 4 aralarında asal olması lazım. Yoksa 12'ye 3 dersek doğru çıkmaz. Ki zaten 12'nin kuralını da bilmiyoruz ki, o da var. 4 ile 9 bizim kuralını bildiğimiz sayılar. O halde tabii 4 ile önce başlamamız lazım. 4 bütün rakamları ilgilendirmediği için, yani bütün rakamları ilgilendirmeyen, sadece son iki rakamı veya sadece son rakamı ilgilendirenden önce başlarsanız daha rahat olur. Çünkü bir ayağınızı sağlam atarsınız. Bütün rakamları ilgilendirince o zaman çok oynak bir zemin olduğu için, ayağınızı sağlam atmadığı için çok ihtimalli olur. O yüzden önce 4, 5, 2, 8, 10 bunların kurallarını incelemeniz lazım ki en azından bir basamağı kesin bulun. Şimdi 4'e bölündüğüne göre 20 ile alakalı sayıların 4'ün katı olması lazım. 20 olur. Ha, 3 tane varmış burada o zaman. Bu 4 ne ya? Ha, 4 içini görüyorum. Ama 4 değil bu. B yazacağım. Yanlış yazmışım. B diyeyim. Az önce yanlış mı yaptım yoksa? Bir dakika bakayım. Ha, tamam, A demişim. Ben de oraya rakam yazdım sanırım. B şimdi 3 tane geliyor. Çünkü 20 olur. 24 olur. 28 olur. B'nin bu değerleri için A'yı, B'yi bakacağım. Bularım. Tabii işi içinde 9 olduğu için şöyle 9'u göstereyim de. 9'a 4. Öyle 3'teki gibi bir sürü rakam olmayacak. Sadece bir rakam çıkacak. Çünkü bir sonraki rakam veya bir sonraki alacağı değer rakam olmadığı için ancak bir tane bulacağız. Eğer B 0 olursa ise 2, 10, 12. 12 artı A. 9'un katı. Bu 8, 18 olsa yani A eşittir 6. Bu durumda A artı B 6 oldu. Peki 4 olsaydı B 12. Gerçi burada toplamanın kaç farklı değer alması zaten bir tek değer alıyor. Niye sormuş bunu? Başka bir şey mi var? Bakalım. 4 ise 4, 6, 13, 16 artı A yapar. 9K olduğu için burada da A eşittir 2 olabilir. Ha evet, şimdi anlaşıldı. Çünkü A artı B 6 geliyormuş. Yani doğrudan bu değerlere bakarak şu kadar değer al deseydik sıkıntı olabilirdi.
Çünkü toplayınca ikisi de aynı değeri verdi. Bakalım burada da aynı şeyi verecek mi? 8 olursa 8, 10, 20. 20 artı A. 9'un katı olacaktır. 20'den sonra 9'un katı 27 var. Bu durumda A 7 geldi. Yani A artı B 15 oldu. Evet. Şimdi soru anlaşıldı. Kaç farklı değer dediği için o halde toplam 2 farklı değer alacaktır. Biri 6, biri 15. Devam edelim. Bakalım ne varmış sırada. 8. soru. 7 basamaklı falan filan sayısı 55 ile tam bölünebilen tek sayıdır. Oo, tek demesi güzelmiş. O da iyi. Buna göre bu sayı ne? Bu farklı. A 2 7 B 4 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani A'yı B'yi bulunca artık yerine koyacağız. Peki 55'in zaten topu topu 2 çarpanı var. Onlar da 11'e 5. Bunlara bakacağız. 11 bütün rakamlarla alakalı olduğu için 11'i değil tabii 5'e bakacağız. 5'e bakacağız fakat sayının tek olması da bayağı güzel bir durum. 5 ve 0 diyemiyorum çünkü sayı tek olduğu için 0 ihtimali yok. O halde 5, B kesin 5. Hatta yazayım şuraya. B 5 ise bakalım şuraya da 5 yazarsam veya şöyle dursun. Oh burada da artı artı şöyle anla renkle gösterebilirim ya. Şu 1 B 2 kafadan toplayayım. 2 8 13 13 artı B 7 A 11 artı A. Evet. Bu 11'e de bölünmesi lazım. O yüzden buranın 11'in katı olması gerekiyor. Bu durumda zaten B'yi bulmuştum. Ben niye B'yi 5 yazdım acaba? Bir dakika. 5 7 13 18. Ha tamam yazmamışım. B 5 doğru. 5 yazarsam 18 geldi. 18 11 çıkarırsam 18 11 7 eksi A eşittir 11'in katı mı? 11'in burada katı tabi 0 olması lazım. Yani A eşittir 7 olmalı. B de 5'ti. A 7 B 5 ise şimdi soruyu çözelim. A artı 2 artı 7 artı B'nin 9'un katı olması lazım. 9'a bölündüğü için. Şurası zaten 9'un katı. Bunları sildik. 5 artı 7 12 yapar. ...12, 9'un katından kaç fazladır? Tabii ki rakamların topladığımızda buluyoruz gençler. Bir sayının 9'la bölümünden kalan bulmak istiyorsanız sürekli rakamlarını toplayın. 12 mi geldi? Bir daha rakamlarını topla. 3. Bu çıkan sayı artık bir basamaklı olduğunda 0, 0 olmaz gerçi. 9 oluyorsa zaten 9'da tam bölünüyordur. Ama 9'dan küçük bir sayıysa kalan odur. Yani burada 12'den 12'yi 9'a bölerek zaten 3 bulursunuz ama rakamlarını toplayarak da pratik olarak bulabilirsiniz. Kalan 3 diyeyim. Kalan 3 diyebiliriz. Şimdi daha mantıklı oldu. Devam. 9. örnek. 4 basamaklı falan filan sayısı 45 ile bölündüğünde 7 kalanını vermektedir. İşte bu biraz daha güzel soru. Çünkü kalanı varmış. Geçen haftaki konumuz bununla alakalı mıydı? Bir görmüştük ama. Bakayım şimdi anlarız. 45'e bölünüyor ama tam bölünmüyor. 7 kalanı varmış. Yani bu sayıdan 7 çıkarsam tam bölünecek. Ama şimdi 7 çıkarmak burada mümkün zor. Çünkü 30'un sonunda kaç oldu belli değil. O yüzden de sıkıntı uğraştıracak beni. Onu kullanmayacağım o yüzden. 45'in tabi asal aralarında asal bölenlerini kullanalım. 9'a 5'i kullanacağız. Buna göre A rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Tabii B'yi zaten bulduk hemen. Bir dakika bakayım bulabilir miyiz? Yok hemen bulamıyormuşuz. B çünkü iki ihtimalli yine. Tek çift dememiş değil mi? Hop 5 ve 0.
İkisinden biri. B5 ise. Ama bir dakika, şimdi daha soru tam şey yapmadık, pardon. 7 kalan hiç kullanmadık. Şimdi bu sayımız ne bu? 5 A 3 B mi? 7'nin katından 9'un 45'in katından, pardon. 45'in katından 7 fazlaymış. Şimdi gençler, eğer bu sayı 45'e böldüğümde 7 kalıyorsa, ben 9'a böldüğümde de, çünkü 9'un asal çarpanları ya, veya işte aralarında asal diyelim. 9'a böldüğümde de kaç kaldığını bulabilirim. O kuralı siz de sanki yaptık ya, hatırlıyorum. 9'un kalanını biliyoruz değil mi? 5'in kalanı da belli. 9 ile 5'i çarptığımda bunların kalanlarını çarpıyordum. Şimdi onun tersini yapacağız. 45 de o zaman demek ki 9 ile 5'in kalanlarını çarparak olmuş yani. Bu 7 oradan gelmiş diye düşüneceğiz. Ama şimdi şöyle yapıyorum. 7, kalan 7'yi sadece böleceksiniz. 7'yi 9'a böldüğümüzde kaç kalır? Yine kendisi kalır 9'dan küçük olduğu için. O halde ben bu sayıyı 9'un katı dersem, 9'un katından 7 fazladır. Yani 9'a bölünce 7 kalıyor diyebilirim. Ayrıyeten bir de 5 ile bakayım buna. 5 ile baktığımda da tekrar ne yapıyorum? Şu kalan 7'yi 5'e bölüyorum. 7'yi 5'e böldüğümde kaç kalır? 2. O zaman bu sayı da 5'in de n katı, herhangi bir n burada tam sayı, n katının 2 fazlasıymış. Artık ne oldu? Ben sayıyı şöyle gördüm. Bu sayı 9'u bölünürse 7 kalır, 5'e bölünürse 2 kalır diyebiliriz. Tabii normalde tabii bunlara yeterli sayıları ekleyerek 9'un ve 5'in katı yapabiliriz ama şu an bu sayıyı zaten bilmediğimiz için çok da işimize yaramaz. O yüzden rakamları kurallardan bulmak daha kolay. 5 ise diyelim. Eğer B 5 olursa, ben 9'a bölünce kalan 7 olduğunu bildiğim için. Ha bir dakika, pardon. B 5 ne alaka ya? Ha ben 5'i yanlış yazmışım. 5 olur mu? Ben tam bölünüyor diye başlamışım ama tam bölünmediğini biliyoruz şimdi. 5'e bölününce 2 kaldığına göre B yerine kimler gelebilir? Ya da 7. 2 ya da bunun 5 fazlası olan 7'dir. Güzel. Yani sonu 2 ile biten bütün sayılarda 5'e bölersen 2 kalır. Sonu 7 ile bitenlerde de 2 kalacaktır. Az önceki kural gibi düşünürseniz aslında, mesela 10'a bölünce 7 kalıyor ya. Onu tekrar, kalan 7'yi tekrar 5'e böldüğümüzde de kalanın 2 olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ise diyelim. B 2 ise artık 9'un kuralına bakacağız. Fakat 9'un kuralı tam değil. 7 fazlası unutmayalım. 2, 5, 10, 10 artı A. A artı 10. 9'un katından 7 fazla. Buradaki M, N ve K'lara takılmanıza gerek yok. Bunlar birbirinden farklı tam sayılar diye düşünebilirsiniz. 9'un herhangi bir katının 7 fazlası demek. Mesela M'ye 0 versem 7 olurdu. Ama 7 olması için A'nın negatif olması lazım. Olmaz. M 1 olsa kaç olur? 16. O halde A eşittir 6 diyoruz. Bu durumda A'nın alacağı değer 6. B 7 ise bakalım. 7, 10, 15 artı A. A artı 15. Bu da 9'un katından 7 fazla olmalı. M. Az önceki 16'yı burada da kullanabiliriz. Yani 1 olabilir. Nasıl ya, doğru mu oldu? 15. Nasıl öyle oldu? Ha 5 fazlası. Doğru doğru, tamam. Ben de şurası niye öyle oldu diyeyim. A1, A6. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 7. Son cevabı buraya yazdık. Bakalım. Hata var mı? 5, 3. Tamam ya, sıkıntı yok. Şurada ne yaptık? Kalanı tekrar bu asal çarpanlara ya da aralarında asal çarpanlara böldük gençler. Olay bu. Sıradaki soruya bakalım. Neymiş bu ya? Pozitif. X pozitif tam sayıdır. Algoritması veriliyor.
Neymiş bu algoritma? X'i 36. Ha, 36'dan büyükse bu tarafa gönder, 36 çıkar. Sürekli devir daim yapıyor. Aslında gençler, bir sayıdan sürekli 36 çıkarmak ne hangi işleme bedeldir? Hangi işleme eşittir? Ses gelmedi. 36'ya bölmek gibi olmaz mı? Evet, bölmektir aslında. Bir sayıdan mesela sürekli aynı sayıyı çıkarmak aslında gençler o sayıya bölmektir. En son tabii çıkaramayınca kaldığı için o kalan da kalan olarak kalıyor. Ama tabii tam katıysa en son çıktığında sıfıra düşüyor. Bu işte aslında bölme işlemini göstermiş. Bakın x eğer 36'dan büyükse çıkar. Mesela düşünün çok büyük bir sayı olsun. Ne kadar büyük olursa olsun fark etmiyor. Sonuçta 36'dan büyükse 36 sürekli çıkarıyorsunuz. Artık 36'nın kaç katıysa o kadar bu makine çalışacak, böyle devir daim yapacak. Ta ki en son 36'dan küçük olunca artık algoritma bizi sağ tarafa gönderiyor ve x olarak çıkıyor. Anlaşıldı şimdi mesele. Artık buradaki x nedir? 36 ile bölümünden kalandır. Bakın bir örnek olsun mesela. 50, 55'i deneyelim mesela. 55 ne oldu? 36'dan büyük. O zaman sola git. 36 çıkar. Kaç olur? 20, 19 mu? 19. Hop tekrar soruyoruz. 19 küçük mü? Küçük. O zaman sağ tarafı 19. Bu aslında nedir? 55'in 36'ya bölümünden kalandır. Burada 55 tabii çok daha büyük sayı olabilir. Fark etmiyor. Bunu mesela 555, 4555 falan 24555 olsa da bu 19 değişmeyecektir. Yani tabii değişebilir şu anda. Değişmez derken olur ama şuradaki sadece bölen bölüm kısmı değişecektir. Ama kaç kere devir daim yaptığı, ama neticede buraya 36'dan küçük bir sayı geleceği için o bizim kalanımız oluyor. Şimdi bunları silelim, çok karıştı. Bize yer lazım olabilir. Evet, bunu artık bölme olduğunu anladığımıza göre ne yaptım? Aa, zoom yaptı. Demek ki Z'ye basınca direkt zoom yapıyormuş. 5 basamaklı, al işte bu kocaman sayı. 5 basamaklı bu sayıyı x yerine, pembeli x yerine yazan bir öğrencinin sonucu 23 bulduğuna göre. Sonuç dediği herhalde bu. Bu 23. A rakamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Bu durumda şu sayının 36'ya bölümünden kalan 23 demiş. Aslında bu. Yani 30'a 3A 2BB. Bu sayı neymiş? 36'ya bölümünden kalan 23. Direkt böyle sorsa aslında çok daha kolay, ama dolandırdığı için onu işte bilmek lazım. Bu şekilde anlayabilmek lazım. Artık biliyorsunuz yeni nesil sorularda doğrudan sormuyorlar. İşin içine bir hikaye, bir mantıki işlem koyuyorlar ki anlamamız biraz daha uğraştırsın. Şurası 23 diyelim. Şimdi bakalım. A rakamını alacak kaç farklı değer vardır? Artık 36 ile olduğu için işin içinde 4'e 9 diyelim. 4 ve 9'a göre B'ye hemen değerlerini bulalım. B acaba kimler olabilir? B yalnız 2 tane var. Dikkat etmek lazım. 2 basamağı da aynı olan, yani rakamları aynı olan 2 basamaklı hangi sayılar 4'ün katıdır? 4 ve 88. O zaman bir tek 4 ve 8 var değil mi? Başka yok. Çünkü 22 olmaz. 33 zaten tek sayı. Bir kere tek sayılar 0 da olur hocam. 0 0, o da güzel. Bak iyi oldu. 0 da olur. Hemen onu da yazalım. 0 0 da oluyor. Şu 4, 44 ve 88'den oluyor. Aslında zaten burada tek sayı zaten denemeye gerek yok. Çift sayılardan da geriye 2 ve 6 kaldı. 2'de de 22'de olmadığı için gördüğünüz 66'da 4'e bölünmez. Şimdi B 0 ise hemen bakalım. Ama bir dakika. Tam bölünmüyor ki, biz niye tam bölünür gibi yaptık? 2 20 şey yapmadık, pardon. Tam bölünmüyor, tam bölünmüyor. Ben yine tam bölünmeye gidip şey yaptım. 4'e bölümünden kalan kaç diye yazmamız lazım? 23 olduğunu unuttuk tekrar. O zaman şöyle biraz sola aktarayım bunu. Yaş taşısak olur da mı? 3A 2BB. Bu neydi? 36'nın katından 23 fazlaydı. Bir zaman hiç şeye bakmadık. Kalanı yok sandık. Peki 4'e bölümünden kalan mesela 4M olsun. M'yi yapamıyorum. Başka harf deneyim bari. 4N diyeyim. 4N. Sizce bu sayı
Yani şu böyle kalıyorsa 4'e bölümünden kaç kalacaktır sizce? 3 kalacak. 3 kalır. Çünkü 23'ü tekrar 4'e bölüyoruz. Yani sürekli kalanları böldükçe yeni kalan oluşturabilirsiniz gençler. Fakat ne şartla? 36'nın asal bölenleri, aralarında asal bölen olması lazım. Yani 36'yı rastgele mesela 5'i denerseniz olmaz. Çünkü 5 ile 36'nın bir alakası yok. Ondan sebep bu. Aa, zaman bitmiş, hemen yetiştirelim. 4n artı 3 dedik. Yani bu sayı 4'e bölümden 3 kalacaktır. O yüzden az önceki 0, 4 ve 8 iptal oldu. Bir de 36'nın diğeri 9'du. 4 ve 9. Peki 9'a bölünce kaç kalacaktır o zaman? 9. 5. Evet, rakamların toplayınca 2 kaldığını gördük. Şey, 5 kaldığını gördük. N, P, P diyeyim. 9P artı 5. Artık 9'a bölünce de 4'e bölünce de kaç kaldığını gördük. Şimdi 4'e bölünce 3 kalanını veren sayıları düşünmemiz lazım. Rakamları tabi aynı olacak. Acaba B yerine kimler gelebilir? 3 eksiğini aldığınızda 4'ün katı olacak gençler. Düşünelim bakalım. Hmm, 11 olsa 3 eksiği 8 mi? 0,8 olur. O zaman 1 olabilir. 4 fazlasına bakalım. 5, 55. 3 eksiği 52. O zaman bu da olur. 9 olsa 99'un 3 eksiği 96. Evet. 1, 5, 9. Dikkat ederseniz bakın. Birini bulunca diğeri 4 fazla olarak gidiyor hemen. Örüntü oluşuyor. O yüzden diğerlerini bulmak daha kolay. Peki yanlış yapmadık değil mi? Bakalım. Başka var mı peki aklınıza gelen? 33 ile olsa 30. Yok, olmuyor. Tamam. Az önceki gibi oldu zaten 3 tane. B1 ise bakalım. B1 ise hızlıca toplayacağım. 1, 2, 4, 7 artı A. A artı 7. Dokuzun katından 5 fazlaymış. P katından 5 fazla. Bir katını alırsak 14 yapar. O halde A eşittir 7. Rakamları farklı demiş mi? Tamam. Bulduk. Bir tane daha yapalım hızlıca. B 5 olsaydı 5 5 10 15 artı A yapar. Bu da 9'un 9'un artık bir katı yetmiyor. 2 katını alsak 18 23 23 olması için A'nın 8 olması yeterli. Ve B 9 olsaydı B 9 olursa 9 9 18 20 23. A artı 23. 9'un P katından 5 fazlası. Burada tabi direkt P 2 olsa denk geliyor. O zaman A 0 olabilir. Ama tabi 0 olunca 9 da olabiliyor. 9 da olsa sağlıyormuş. Bir dakika, 9 olsa 32 yapar. Evet, 32 değil mi? Doğru. Peki şimdi başka unuttuğum bir şey var mı? Her şey doğru. A rakamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şuradan 1, şuradan 2, şuradan 3, şuradan 4. Cevabı 4 galiba. Bir hata yapmadıysak bunu bulduk gençler. Daha fazla uzatmayalım dersi. Diğer ders devam edeceğiz. O yüzden vaktinizi almayalım. Az sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. İkinci dersimize başladık. 11. soruya bakıyoruz. Neymiş? Şimdi bakalım. 3A 5B sayısının 12 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre elde edilebilecek en büyük AB 2 basamaklı sayısı kaçtır? Yani A'yı en büyük seçmemiz lazım ki daha büyük olsun. B artık ikinci planda. Hemen bakalım. 12 ile bölümünden kalan 1 ise yazalım az önceki gibi yine. 3A 5B. Bu demektir ki 12 kat artı 1. K ile alakalı sıkıntı yok. K. Ben şimdi burada tabii ne istiyorum? 12'yi kuralı bilmediğim için 3 ve 4'e bakacağım. Başka var mı? Yok. 3 ve 4.
Ben şimdi burayı 3'e bölersem zaten 12'nin katı 3'e bölündüğü için bölünür. Burada 1 kaldığı için yine 1 kalacaktır. Bu durumda 3 katından bir fazla. Ya da 4'e bölersem 4n 4'ün yine 1 fazlası olacak. Çünkü 12 zaten buradaki sayı 4'e bölersem yine 4 0 kalır. Kalan varsa buradan gelecektir. 1 en küçük sayı olduğu için burada hep kalan kendisi olacaktır bu şekilde. 4n artı 1, 3m artı 1. Yani 3'e bölümünden kalan 1, 4'e bölümünden kalan 1. Şimdi 3'e bölüm biraz sonra yapalım. 4'ü bir inceleyelim önce. 4'e bölümünden kalan 1 ise b yerine ne yazabiliriz? 50, 51 olmaz. 51'de çünkü 4 kalmıyor. 3 kalıyor. 1 kalmıyor pardon. 53 mantıklı gibi sanki. 53'ten 1 çıkarırsam bir fazlası olduğu için. Yani yapacağımız şey 4'e bölündüğünde 1 kalan 2 basamaklı sayılar bulmak. O yüzden B 53'ten dolayı 3 olabilir. 4 fazlası 57 olabilir. Daha da yok o zaman 2 taneymiş. Gerçekten de 57 olursa burada ne olur? 57'den 1 eksik al. 56'dır. Böylece tam bölünür. 57'den 1 kalır çünkü. 56, 28, 14. Evet, 14'ün 4'te 1'i. 4 katı. B3 ise bulalım. B7 ise bulalım. Çünkü burada ikisini bulmamız lazım. AB'yi büyük istediği için A'nın büyük olması lazım. Yoksa burada direkt B7 ile başlarsak sıkıntı olabilir. İkisini de lazım. B3 olursa artık 3'e bölümünden kalan 1 olduğunu biliyoruz. B3 için 3, 6, 11, A artı 11. A artı 11. Bir dakika, düzgün yazamıyorum bir türlü. 3'ün katından bir fazla. 3m artı 1 diyelim mesela. Bu da bizi nereye götürür? Atsak karşıya 3, 10 gelir. 3m eksi 10. Yani A 2 ile başlar. 5 ve 8'e kadar gider. Evet, doğru. Peki B7 olsaydı ne olacaktı? B7 olursa 7, 10, 15 yapar. A artı 15. Yine 3 katından bir fazla. Bu durumda da karşıya atarsak 14 yapar. 1 gelir buradan. 1, 4, 7 oluyor. Evet, 1, 4, 7. Şimdi A'nın en büyük olduğu zaten 8'den belli. Şuradan alacağız ama 8 ve 3 alırsak AB 2 basamaklı sayısı en fazla 83 oluyormuş. En büyük mü demiş? Evet, en büyük bu. Şöyle yazabiliriz, fark etmez. Toplam 9 tane sayı yazabiliyoruz galiba. 9 mu? 83, 53, 23. Pardon, 6 tane yazabiliyormuşuz. 6 sayı yazabiliriz. Bunların en büyüğü 83. Devam. 12'ye baktığımızda ne bu? 1A, 2B, 2A, 1B. A ile B yer değiştirmemiş ama 1 ile 2 yer değiştirmiş diyebiliriz. 4 basamaklı sayılardır. Bu birinci de 13'e bölündüğünde 6 kalmış. Peki bakalım birinci neymiş? 1 A 2B. Biraz şey yazayım şu tarafa. Allah'ım ya. 1 13 katından K demeyelim. Şurada K varmış. 13 N diyeyim. Artı 6. Şimdi bu sayı 13'ün herhangi bir katının 6 fazlasıymış. Diğer sayı da 13'e bölündüğünde acaba kaç kalır diyor. Peki diğer sayı bundan büyük mü? Büyük. Ne kadar büyük bakalım. Bir kere birler binler basamağı bir arttığına göre 1000 büyük. Şunu yazayım şöyle. 2A 1B sayısı. Şuraya yazıyorum artık onu. Aynısı zaten var. Bir de 1000 fazlası var. Çünkü birler basamağı binler basamağı bir arttığı için 1000 artmış. Ama ve lakin onlar basamağı bir azalmış. O zaman 10 azalacak. Yani sayıdaki değişim buysa o zaman direkt buradan bakalım işte. Neymiş bu?
13 ne? 1996. Şurası zaten 13'ün katı olduğu için burasına işimiz yok. Oradan bir şey gelmez. Ne varsa buradan gelecek. 996'yı 13'e böldüğümüzde kaç kalır? Bunu da nasıl bulacağız ya kolay yoldan? Mecbur böleceğiz. Hesap makinesi yapmaz bu işi. Uğraştıracak bizi. 996'yı 13'e bölelim. Neyse fazla uzun sürmeyecektir. 9, 3, 7 kere var. 70, 91. 8, 8, 86. O zaman 6 kere vardır burada. 13, 18, 13, 60, 18, 78. Evet, aradaki kalan şimdi kaçmış? 7, yok. 8. K eşittir 8 geldi. Yani o sayıya da 1000 artık ne diyelim bu sayıya? Bu sayı 990 artıyorsa kalanı artık 6 değil 8 olmuş. Yani 990'ı da bölsek olur aslında ama 990'ı 13'e bölmekle 996'yı bölmek aslında bir şey kalmıyor. Sonra tabi bulduğumuz kalana yine 6 eklemek gerektiği için şey fark etmeyecekti. O zaman çünkü 2 buluyorduk. 2 bulunca da 6 eklersek yine 8 kalacak derdik. Peki örnek 13'e bakalım. 4 basamaklı falan filan sayısının 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Hemen not düşer unutmayalım. 5A2B sayısı 4'e bölümünden kalan 1. Yani 4K artı 1'miş. Bu sayı 11 ile bölündüğün, tam bölünebildiğine göre A rakamının alacağı değerler kaç tanedir? 11'e bölünüyor mu? Oo, ilginç. Bakalım. Öncelikle B'yi bulmak mümkün ama tabii B birkaç ihtimalle gelecek galiba. B'yi yazalım. 4'e bölümünden kalan 1 ise 21'den 1 kaldığı için 1 olabilir. Başka ne var? 25, 29. Ey maşallah 3 tane geldi şimdi uğraştıracak bizi. Başka ihtimal yok muymuş? Tek bu mu? Evet rakamları farklı dememişti. Hiçbir şey yok. Tamam o zaman. Mecbur yapacağız. 1 için bakarsak 11'in kuralını şöyle bir toparlayalım önce. Kimler var elimizde? 5 ile 2 zaten garanti var. B ile de A var. O zaman 5 ile 2 7 olduğu için onları bir eksi 7 olarak düşünelim. A artı B eksi 7 düşüneceğiz. Tamam mı? 11'in katı. B'yi de bildiğimiz için onu da yerine 1 yazarsak o zaman A eksi 6 diyelim. Neyse bunu yazayım da bu format olarak kalsın. A eksi 6 11'in katı olacaksa burada 0 verirsek A 6 olabilir. Ama başka yok zaten. A ancak 6 olur. Buraya geldiğimizde A artı 5 eksi 6 burada da A artı 9 eksi 6. Bunlar hep 11'in katı olacak. Şuradan eksi 1 gelir. A o zaman buradan 1 eksi 1 mi? A 1 olur o zaman. Neyse yazayım az önceki gibi olsun. A eksi 1 11'in katıysa bu da ancak K 0 için sağlar. A 1 olur. Yerimiz kalmadı. Aşağı kaydıralım. 3A artı 3 11'in katı olacakmış. Burada artık K'ya 0 verirsek negatif geldiği için olmaz. K'ya 1 verdiğimizde A'nın 8 olduğunu gördük. Şimdi bakalım başka şart var mı? 11'e bölündüğüne göre A rakamının alacağı kaç değer vardır? Evet, A rakamının alacağı 3 tane değer vardır. 3 değer diyelim ve soruyu geçebiliriz artık. Bakayım bir şey kaldı mı? Bir yanlışlık yok herhalde. Gördüyseniz zaten siz de görürdünüz. Geçelim sıradaki soruya. 3 basamaklı bir S doğal sayısının ne bu? 5 bölü 8 katı 2 basamaklı bir T doğal sayısına eşittir. S'yi şimdi nasıl yazacağım? Bir de 5 var yanında ya. S 5 bölü 8 ile çarpınca
T'ye eşitmiş. Buna göre en büyük S doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? En büyük S'yi bulursak 9'a böleriz. Bunda bir içler dışlar, yani şu 8 ile T'yi çarpım durumunda olduğu için, veya tam ters mi yapsam? Bakayım. Evet, S'yi aşağı alayım. T bölü S diyeyim. 5 bölü 8. Bakayım doğru yaptım mı? S'yi buraya aldım. Paydaya geldi. 5 bölü 8 doğru. Yani bu şu anlama gelir. Bu orantı varsa T 5'in katı, S de 8'in katı olmak zorunda. Fakat S'nin büyük aralarında bir tabi doğru orantı olduğunu gördük. Doğru orantı varsa S arttıkça T de artacaktır. En büyük S doğal sayısı diyor. O zaman T'yi en büyük seçmemiz lazım. 5'in katı olan en büyük T doğal sayısı kaçtır? Kaç basamaklıydı? 2 basamaklıymış. Nedir gençler? 95'tir tabii ki. O halde bu 95'in kaç katı? 17 katı. 95 bölü 5. 19 katı mı? 19 katı. Yani bu 19'a çarparsam oluyor. O zaman bunu 19'a çarparsam S'yi bulacağım. S eşittir 19 çarpı 8. Hatta bunun bize 9'a bölümünden kalanı sormuş ya. Mesela gençler, bu sonucu bulmanıza gerek kalmıyor. 9'a bölümünden kalanı soruyorsa, şöyle diyelim, kalan. Tabii modül aritmetik görmeniz için yine eksik ama görseniz çok güzel olacaktı. 19'u ayrı bölüp 8'i ayrı bölüp onların kalanlarını çarpabilirsiniz. Geçen ders göstermiştik bunu. O yüzden 19'un kalanı kaçtır? 1'dir. O halde 1 çarpı 8'den burada sonra bunları çarpınca kalan 8 diyebilirsiniz. Ya da bunları çarpıp kaç, 222 mi dediniz? Kaç seçti? Onu da bölerseniz çıkacaktır. Ama o kadar uğraşmaya gerek yok. Sadece size kalan lazımsa, yani bölümü istemiyorsanız, bu çarpanların 9'a bölününce bölündüğünde kaç kalanını veriyorsa onları bulup çarpabilirsiniz. Bu geçen hafta hatta bu özelliği söylemiştim. Bunların ayrı ayrı kalanlarını çarparsak bunların çarpımının kalanını verecektir. Devam. 15. örnek neymiş bir bakalım. 0 faktöriyel 1 faktöriyel diye gidiyor. Nereye kadar? 2019'a kadar ardışık olarak gitmiş. Bu toplamın 18 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Nasıl yaparız? 6 faktöriyelden sonrası 9'a zaten tam bölünüyor. Yani 18'in katı diyorsun. Evet. Bir kere 18 zaten 2 ve 9. Zaten 2'ye zaten bölünüyorsa faktöriyel olduğu için 9'a bölünüyorsa faktöriyel olduğu için içinde mutlaka 2 de vardır. Yani 9'a bölünmesi yeterli. O yüzden de evet 6. 6 gelmesi için de yok. 6 9 2 tane 3 lazım. Doğru. 9 için de 2 adet 3 2 kere 3'e bölünmesi lazım. O yüzden de evet 6'ya da gitmemiz lazım. Bir 3 bir daha 3'e gideceğiz. Yani 6 faktöriyelden sonrası faktöriyel ve sonrası 18 ile tam bölünür. O zaman artık bunlardan gelen kalan önemi yok. Hepsinin kalanı sıfır geldiği için sıfırları en son toplayacağım. Ki zaten toplasam da fark etmeyecek. Biz sadece 6'dan küçüklere bakalım. Yani 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel ve 5 faktöriyeli bulalım. 1 2 gelir. 3'ten 6 gelir. Şimdi 4 faktöriyeli 24 yazmayacağım. Neden? Çünkü 24'ten zaten 4 artı 2'den 6 gelir. Biz 9'a bakmıyoruz ya. 18'e bakacağız. Bir dakika. Böyle olursa yanlış olur. Şu an ben 9 gibi düşündüm. 9'a bölmeyeceğiz. 18'e böleceğimiz için. O zaman uzatmayalım. Tek tek bulalım işte. 24 yazalım. 6 2
6, 24 ve 120. Bakalım 18'e bölünce kaç yapacak? 120, 144, 154. 154. 154'ü 18'e bölelim ve görelim kaç kalacak. Aslında 9'a bölerek de bulurduk da o şimdi biraz uğraştıracak boşu boşuna, bir daha tekrar bakmamız gerekecekti. 154 olan bu da 10 kere olmaz. 9, 8 kere mi var? 36, 144 yapar. Evet, 8 kere var. 10 kaldı. Evet, 9'la yapsaydık uğraştıracakmış çünkü 9'dan büyük kalan olduğu için denemek gerek, orada biraz daha düşünmek gerekecekti. O halde bu bütün şu sayıların toplamı 18'e bölünürse 8 şey pardon 10 kalacakmış, kalan 10. Gerçi zaten 6 faktöriyelden ötesinin de çok da bir esprisi yok. Onlar da artık kaçta bitti önemli değil. 6 faktöriyelden sonra kaç olursa olsun zaten hep kalan 10 olacaktır. Devam. 2 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 3 veya 5 ile tam bölünebilir? 3 veya 5. Yani 3 ve 5 demediğine göre 3'e bölünenleri de alacağız. 5'e bölünenleri de. 2 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi? Bu tarz sorular 11'deyken kümelerde vardır, size sormuşlardır. A kümesi 3'ün katları, K eleman tam sayı. B kümesi 5'in katları, K eleman tam sayı. A kesişim B kaç elemanlıdır? Veya A fark B kaç elemanlıdır? Veya A birleşim B kaç elemanlıdır? Sizce o tarz soru sorsaydık burada, A kümesi 3'e bölünenler, B kümesi 5'e bölünenler olsaydı ve tabii 2 basamak olduğunu da söyleyelim, 3 veya 5'e ile tam bölünebilir derken kümelerle hangi kümelerle nasıl ifade ederdik? A ve B kümeleriyle. Mesela bu A kümesi. Tabii. A birleşim B, A kesişim B, A fark B. Bunlardan hangisi olur sizce bu istediği şey? Birleşim olmaz mı? Evet, birleşim. Çünkü 3'e bölünenlerde bulacağız, 5'e bölünenlerde bulacağız. Tabi ortak elemanlara dikkat etmemiz lazım. Burada tabi zaten bunu geçen seneden biliyorsunuz. A'nın eleman sayısı, tabi eleman sayısı, B'nin eleman sayısı, eksi bunların kesişimleriydi. Yani o mantığı aslında burada kullanmış olacağız ama şu an biz çok ona da girmeyelim. Zaten hatırlamış oldunuz, anladınız onu. Biz şimdi ne yapacağız? 3'ün katlarını bulacağız. 5'in katlarını bulacağız. 3'ün katları, 5'in katları. Tabii burada k olmasın artık. Başka harf olabilir. Ve 15'in katlarını çıkaracağız. Neden çıkaracağız? Çünkü 15'in katları hem 3'ün katlarının hem 5'in katlarında sayıldığı için iki kere toplandı. Burada ve burada toplandığı için birini çıkaracağız. Mantık bu. M, K, M, N diyeyim mesela. Bakalım 3'ün katı 2 basamaklı kaç doğal sayı varmış? Ne var? 10 kaçtan başlar? 12'den başlarız. 99'a kadar. Bunun tabi eleman sayısını bulmak nasıl mümkündü? 99 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. Bunu verdi. Peki 5'e bakalım. 5'te de 10 15 nokta nokta. Bakın dikkat etseniz 15 hemen geldi 2 tane. 95'e kadar geldik. Bakalım burada kaç tane varmış? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Burada kaç tane olduğunu bulacağız. Bir de 15'in katlarına bakalım o zaman gelmişken. 15, 30. Gerçi bunu yazsak zaten çıkacak hemen. 45, 60, 75, 90. Zaten 96 kat olduğu için 6 tane oldu belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunu saymaya gerek yok. Oradan gördük. Peki buraya bakalım. 99'dan 12 çıkarırsam kaç olur?
70 87 olur. 3'e bölünce 29. 1 eklersek 30 mu? 95'ten 10 çıkarsam 85. 5'e bölsek 17, 18 mi? O halde 30 artı 18 eksi 6. Niye 6 çıkardık? Çünkü bu 6 tanesi hem burada sayıldı hem burada sayıldı. O yüzden bir tane fazla sayıldığı için o fazlalığı attık. 48 bayağı varmış ya. 42 tane varmış. 3 veya 5 de tam bölünebilir. Peki Merve Alkan, sana bir soru. Bu 42 tane sayının içinde 70 var mıdır? Yoktur hocam. Emin misin? Değilim ama yoktur bak, bence. 3 veya 5'te. 3'e bölünmüyor ki. Ama veya. Ha, ikisi arasında mı? Tabii ben, veya. Tamam, o zaman var. Veya deyince zaten biz birleşim bulduk ya. Birleşim evet. Bulmak demek iki kümenin elemanlarını birleştirdik aslında. Biz A ve B'yi birleştirmiş olduk. Yani A'nın B'nin tüm elemanlarını aldık. Sadece ortak elemanları da neden çıkardık? Çünkü bir kümede bir eleman bir kere yazıldığı maksatla. Ya da çünkü o sayı bir tane olduğu için mesela 15. İki tane 15 olmadığı için bir tane saymamız gerekiyor. O sebeple çıkardık. İşte burada 42 tane sayının içinde 70 de vardır mı gençler? 69 var mıdır peki? Vardır hocam, 23'ün katı. O da 3'ün katından geliyor. Çünkü 3 veya 5'in katı olan bütün sayılar bu 42 tane sayının içinde vardır. Ki zaten başka yokmuş. 2 basamaklı 42'den fazla sayı yok. Hepsini bulduk. Devam. 17'ye geldiğimizde 5 basamaklı falan filan sayısının 30 ile bölümünden kalan 7'dir. 30'a bölümünden kalan 7 yazalım hemen. 7 2 basamak, ikisi daha mı bunlar? Oo, güzel. 30k artı 7 cepte. Tamam. Buna göre A rakamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi 30'un katından 7 kalıyorsa 30'un çarpanları kim? 2, 3, 5. 2 tane yapalım. Çok uzamasın. 2, 3, 5 mantıklı. Peki şey olmaz mı? Ona 3 daha kolay değil mi? Nasıl olsa şey ya. Aralarında asal ya. Onun kuralını bildiğimiz için bunu kullanabiliriz. Yoksa 5'i de tabii 2 ve 5 şey, onu da 2, 5 diye ayırsak da olurdu. Ama böyle yapsak da pratik olacak. Çünkü ha 2 ve 5'i incelemişsiniz ki zaten o da bize ne yapar? Birler basamağının 0 olduğunu gösterecektir. Ha ona bakmışsınız fark etmeyecektir. Onda da birler basamağı 0 geliyor zaten. Öyleyse bu sayı 10'a bölününce kalan 7'dir. 10m artı 7 diyelim. Ayrıca bir de 3'e böldüğümüzde kalan kaç olur sizce? 1. Şurayı tekrar 3'e bölersek 30 zaten 3'e tam bölündüğü için oradan kalan gelmez. 7'yi 3'e böldüğümüzde kalan 1 olduğu için yani 3'e bölümünden kalan 1 oldu. Öyleyse tabii birler basamağı B'yi bulduk. Nedir? 10'a bölümünden kalan 7 olduğuna göre B'ye kesin 7'dir. Başka ihtimal yok yani. O zaman da soru 77'ymiş yani bu sayının. Bir de 3 istiyor. Ha, 3'e bakalım. B 7 ise 7, 7, 14, 21. 2A artı 21 3'ün katından ne diyelim demişiz. 3N artı 1 olacak. 21 zaten 3'ün katı olduğu için bunu sallayalım. 2A eşittir 3'ün katından bir fazlaymış. Şimdi A rakamını düşünün bakalım. 2 ile çarpınca 3'ün katının bir fazlasını vermesi lazım. Mesela 3'ün katının bir fazlası kimler var elimizde? 1 var, 4 var, 7 var, 10 var, 13 var, 16 var. Böyle gidiyor. Mesela 1 olabilir mi? A yerine 0 yazsam 0 yazabilirim değil mi? Sıkıntı yok. O zaman A 0 olabilir. Peki 4 yazsam 4 diyorum ne? Evet 4 olursa burası A eşittir 2 olabilir mi? Olur. Burası 7'ymiş. 7 olursa 7
Aa, bir dakika. Ne yaptım ben? Yanlış yapmışım. Sıfır olmazmış. Sıfır olursa 3'e tam bölünüyor. Ben şuraya yanlış yapmışım. Burada 1 iken bakacaktım. 2'ye bölünmesi gerektiği için artık tek sayıları iptal edelim. 7'de fark ettim onu. 13 de olmaz. 4 olacağı için burayı 4 sayarsak 3'ünün katına bir fazla. O zaman A2. 10 dersek A5. 16 dersek A8. 19 dersek zaten tek sayı olmaz. Daha büyüğü de olmayacak çünkü daha büyük olursa 22'de A rakam olma özelliğini kaybediyor. 2, 5, 8 A'nın alacağı değerler. Soru neydi? A rakamın alabileceği kaç farklı değer vardır? 3 tane değer varmış. 3 değer diyelim. Bitiremedik değil mi bunu? Bölünebilmeyi kaç sayfa vardı? Zamanımız bitti ama bunlar da artık öteki dersimizde sakin sakin çözer bitiririz. Aslında çok az kalmış. Yeni konuya belki geçeriz bilmiyorum. Bir derste bitirirsem haftaya, ikinci derste sıradaki konu neyse ona geçeriz gençler. Bugün bitmedi konu. Dersimiz bitti artık. Devam etmeyelim. Bakalım sıradaki soru neymiş. Ne demiş? 41 basamaklı 41 41 41 ama sonu 4 ile biten bir sayı varmış. 44 ile bölümünden elde edilen karan kaçtır diyor. Bu sayıyı da o zaman bu soruyu da ekran görüntüsüne alın. Uğraşın biraz. Haftaya bunu cevaplayacağız. Evet gençler, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.